Büyük şehirlerde yaşam çok zor, işte daha fazla hastalığa yol açıyor diye. Ama bildiğimiz kadarıyla artık son yıllarda işte doğu illerimizde de bu illet hastalık maalesef çok fazla. Hani burada insanlar bir şekilde yine hastanelere ulaşabiliyorlar ama orada ulaşamıyorlar. Ve bu amansız hastalığa yakalandıkları zaman tedavi olmak için işte yine büyük şehirlere gelme sıkıntısı yaşayabiliyorlar. Çünkü kalma sorunları var. Bu konuda sizin Tabii. nasıl yardımlarınız oluyor Türk Kanser Derneği Biz şöyle olarak? yaptık. Bu çok önemli bir konu. Çünkü yatalak hastalık olmadığı için benim Mardin'deki bir kardeşim hasta olursa Çapa'ya sevk edilirse ki hemen ediliyor. Çapa'ya kadar da gelebilirse harika. Kemoterapisini, radyoterapisini alır. Ama bağışıklık sistemi çok düşer. Ondan sonra bir saat sonra evine gitmesi gerekir. Eviniz yoksa, yiyecek yemeğiniz yoksa, duşunuz yoksa, ısınamıyorsanız veya çok sıcak ortamlarda büyük su kayıpları veriyorsanız maalesef ilaçlar da işe yaramaz. Elim sonuçları olur, felaketler olur. Onun için biz mucize olsun dedik. İlk İstanbul'da başlattık. Bir olgu oldu. Mucize evini kurduk. Mucize evlerimiz birçok yerde hizmet veriyor. İçinde bir otel odasındaki hizmeti veren odasında refakatçisiyle kaldığı duşu, oturma grubu vesairesi ne oldu bu zamana kadar odası bak. Bunun haricinde yemekhaneler, sınıflar talebeleri için sessiz odalar, oyun odaları, çocuk oyun odaları, dua odaları vesaire gibi psikologlar, diyetisyenler eşliğinde bu hizmetleri veriyoruz. Bakın geçen sene 7.000 yataklama yapmışız. Çok büyük bir rakam. Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da da çok bakıyoruz. Hem depremzede oldular hem kanserzedeler maalesef orada. Onun için de canla başla orada hiç elimizi çekmeden uğraşıyoruz hala. Onun için mucize evlerine destek çok lazım. Türk Kanser Derneği'ni web sitelerini ve sosyal medyalarından mucize evlerini lütfen inceleyin. En büyük hizmetlerden bir tanesi de hizmet ulaşılabildiği zaman hizmet. Yani gel benim hastaneme seni tedavi edeyim demek de bir hizmet tabii muhakkak ama o ulaşamadığı zaman yani gelip kalacak yeri yoksa da hizmet olmaktan çıkıyor. Bu keza şey için de böyle, taramalarımız için de böyle. Hep şöyle diyorum, kimse alınmasın bana ama başka da çare bulamıyorum. Hani Afrikalılara diyorlar ya, ya su içmezsen ölürsün. Hani verdiğiniz suyu da adam mı içmedi? O da biliyor içmezse öleceğini. Bir zahmet bir suyu götürün. Ya da diyemezsiniz ki benim eve gelirsen su var orada. Gelip içersen evine gelemiyor. Onun için bu taramalar da ayağa gitmek zorunda. Diyemezsiniz köyün bir şeyin tepesindeki bir hanımıma veya bir kardeşimize, abimize niye prostat şeyini yapmıyorsun ya nereden gidecek de neye binecek de nereye verecek de nasıl anlatacak da derdini. Onun için bu hizmetler ayağa gitmek zorunda. Ayağa gidecek hep beraber sistemleri el ele bulmak zorundayız. Her şey devletten, hükümetten de beklenmez. O zaman Amerika'da da bu tür sivil toplum örgütleri olmasa onlar hep çok zenginler diyoruz ya. Onun için öyle değil bu işler. Sivil toplum örgütlerinin olması lazım, haklarını savunması lazım ve aynı zamanda da el ele bazı konulara da hep beraber bizlerin el atması lazım. Onun için lütfen bağışlar da bu konuda çok önemli. Nereye bağış yaptığınızı iyi bilin, iyi araştırın ve çocuk istismarı yapan reklamlarda yapanlara da ne olur çok fazla itibar etmeyin. Yani orada tuğla koydum, buradan şunu yaptım, ağlak zırlak benim en istemediğim şeyler. Çünkü başka şeylere hitap ediyorsunuz o sıralarda ve bazen de hakkından çok 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 büyük paralar topluyorsunuz. Onları da bazen ne yapacağını şaşırabiliyor insanlar. Onun için burası herkesin derneği, hepimiz bir gün buraya ihtiyacımız olur. Gene diyorum, imkanınız olsun veya olmasın ulaşın. Bizim aldığımız indirimlerden ulaşırız. İmkanınız olur ödeyeyim ben dersin ama daha bir indirimli bir şeyden ödersin. Konuyu bilirsin. Bakın çok az onkolog var diyorum. Bu onkologların çoğu bizim üyemiz zaten. Onlardan ikinci görüş almak çok ama çok kıymetli. Bazen ameliyatlardan insan döndürdüğümüz oluyor. Yanlış teşhisler yanlış yollara insanı sürüklüyor. Onun için ikinci görüş için de inanın büyük çaba harcıyoruz. Bunlar için de halkımız bize ulaşırsa
tabii çok güzel olur diye düşünüyoruz. İşte bu noktada gerçekten de söylediğiniz gibi gönüllü çalışanlarınızla yönlendirmeler, belki o ameliyatlar, o zorlu ameliyatlar hiç yapılmaması gerekiyor. İşte bu konuda size ne şekilde ulaşabilirler, hangi aşamada ulaşabilirler? Bunları da anlatırsanız çok sevinirim. Tabii bize her aşamada ulaşabilirler. Yani sosyal medyadan yazdıkları bir mesaj veya devamlı yayınlıyoruz telefon numaralarımızı, işte web sitelerimizi vesaire. Bize ulaştıkları andan itibaren yoğunluklara göre, tabii gönüllü esasıyla da çok çalışıldığı için birkaç gün içerisinden, böyle haftalar falan değil, biz zaten geri dönüyoruz. Olan problemlerini anlatabilirler. İletişimsizliklerini anlatabilirler. Bazen doktorlarımız zamansından çok da Latince konuşuyorlar. Ne konuştuklarını da anlayan olmuyor. Anlamış gibi çıkıyorlar. Sonra herkes birbirine bakıyor. Onun için bu konuları bize şey yapabilirler. Biz raporlarını onları okuyabiliriz. Çünkü her anlamda bize ulaşsınlar. Yani biz burada şapkadan da hani tavşan çıkarmıyoruz. Olabilecekleri içerisinde en iyi ne yaparımıza, konuyu bilen uzmanlarla size yön göstermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yani ikinci görüşse ikinci görüş, doktoruyla anlaşamıyor, konuşmamız gerekiyorsa onlarla konuşmak, orası dilde burası sevkler icap edebiliyor bazen başka konularla ilgili, oralarına yardım ediyoruz. Ama bütün bu konular buralara gelmesin diye özellikle ne olur tarama için arayın. Hatta o kadar tarama için arayın ki Allah'ım biz para bulamıyoruz ne yapacağız diye biz burada kendimizi böyle duvarlardan duvarlara şey yapalım. Ama öyle bir durum da olmuyor inanın. Yani yeteri kadar başvuran falan da olmuyor. Şimdi biz kayıt arabaları çıkaracağız gene. Sanki içinde tarama yapıyoruz. Yapmıyoruz. Gidiyoruz köy köy, ilçe ilçe, anons ediyoruz. İndiriyoruz aşağı. Durumu anlatıyoruz. Orada kayıtlar alıyoruz. Gibi gibi. Yani işimiz zor ama farkındalık yapmamız lazım. Hepimizin yapması lazım. Ama bu farkındalığı da işte hani eğer hastanede müşteri değilsek, televizyonların da müşterisi değiliz. Yani farkındalık günü oldu diye farkındalık yapmak da yani tamam Allah razı olsun ama yani başka gün olsa olmaz mı yani? Hanımlarımıza başka bir günde bir şey desek olmaz mı veya erkeklerimize? Dizilerimizde ne olur her defasında ya kızım mamografiye gittim mi ya da evladım prostat kontrolüne gittim mi ya da evladım kolonoskopi diye bir şey var diye bir ufacık 3 saniyelik replik geçse çok mu zor olur sevgili yazar arkadaşlarımıza, yapımcı arkadaşlarımıza? Bakın bu toplu bilinç meselesi. Kime sorsam olur mu abi? Tabii yapayım der. Hayır diyecek bir insan tanımıyorum. Televizyonlar da kezal. Aa tabii canım çok doğru söylüyorsun başkan. Evet ya hakikaten yapmak lazım filan. Ya yapmak lazım falan. Tabii ki bir dünya şeyinin içerisinde gidiyoruz. İşte para kazanmamız lazım, onu yapmamız lazım, çocuk okutmamız lazım, evlendirmemiz lazım. Bıdı 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 biliyorsunuz işte hepimizin hayatı aynı. Ama gelişmiş ülkeler bu ikisini ayırt etmeyi öğrenmişler ya. Yani farkındalığı yapmamız lazım. Yardımları yapmamız lazım. Gönüllü esası Türkiye'de çalışmıyor. Parasını vereyim de kurtulayım diyen çok insan tanıyorum ben gönüllü olacağıma. Ya bazen gönüllü olmak bir saç taramaktır. Gönüllü olmak bir çocuğa kitap okumaktır. Ne bileyim bir sohbet etmektir. O gün o atmosferden o insanı çıkarmaktır. Binlercesi var dünyada bunların. Onun için biz topyekun vicdanlı bir ırkız. Allah'a bin şükürler olsun. O çok önemli bir şey. Ama bunu daha toplu şekillerde yapabilirsek daha çok insana faydamız olur. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Kanserden korkmayalım, geç kalmaktan korkalım. Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.